Erasmus projesi kapsamında 5 ülkeden Bodrum'a gelen öğrenciler, Bodrumlu öğrencilerle birlikte yaptıkları çalışmaları Kumbahçe Meydanı'nda sergiledi. Avrupa Birliği Gençlik ve Eğitim Merkezi Erasmus Plus Stratejik Ortaklık İyi Uygulamaların Değişimi Projesi kapsamında Almanya, Portekiz, İtalya, Makedonya ve Romanya'dan 11 öğrenci ve 9 öğretmen Bodrum'a geldi. Mülteci, göçmen ve engelli öğrencileri eğitime hazırlama anlamında çalışmaların yürütüldüğü projenin Türkiye Ayağı Öğrenci Hareketliliği adıyla 5-9 Kasım tarihleri arasında Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Yurt dışından gelen öğrenciler de Bodrumlu öğrencilerin evlerinde konaklıyor. Yurt dışından gelen öğrencilerle Bodrumlu öğrenciler şiir, resim, müzik, kısa film gibi çalışmalar yaptı. Öğrenciler çalışmalarını bugün Kumbahçe Meydanı'nda sergiledi. Engelli öğrencilerin halk oyunları gösterileriyle başlayan etkinliği meydandan geçen vatandaşlar ilgiyle izledi. Projenin ortaklarından Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin müdürü Mert Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi. 2017 yılında başladığımız bir proje. Bu projeye 5 ülke katılıyor. Göçmen çocukların eğitim güçlüğüyle alakalı bir proje. Gittiğimiz ülkelerde bu çocukların yaşadığı problemler, aynı zamanda ülkemizde de Suriyeli göçmenlerin olması sebebiyle, biz gerçi okul olarak bu konuya eğitim güçlüğü çeken hafif düzey zihinsel engelli çocuklar için katıldık. Daha önce Almanya, İtalya ve Portekiz'e ziyaretlerimiz oldu. Projenin bu ayağı da ülkemizde. Misafir ettik. Misafirlerimiz içerisinde 12 tane öğrencimiz, 10 tane de öğretmenimiz mevcut. Şu ana kadar okulumuzda yapmış olduğumuz etkinlikleri de bugün Kumbahçe sahilinde sergileyeceğiz. Bugün zihinsel engelli çocuklarımızın halk oyunları gösterisi olacak. Aynı zamanda okullardan gelen öğrencilerimizle birlikte yapılan el işi çalışmaları sergilenecek. Romanya, Makedonya, İtalya, Portekiz ve Almanya ve tabii ki biz 5 ülkeyle birlikte yapıyoruz bu projeyi. Mert Kavak sözlerine şöyle devam etti. Bu göçmen çocuklarla ilgili yapılan eğitim faaliyetleri ve onların entegrasyonuyla alakalı gittiğimiz ülkelerde yapılan çalışmaları inceledik. Bu çocuklarla ilgili neler yapıldı, eğitime ne şekilde katıldıklarıyla ilgili ülkeler arası bir bilgi alışverişi söz konusu. Projenin koordinatörü, Portekiz'den Bodrum'a gelen projenin bütçe menajeri Paulo Antunes, bu proje 2020 yılına kadar sürecek bir proje. Bu projeden dijital bir kitap oluşturuyoruz. Bu kitap öğrencilere destek olacak bir kitap. Bütün bu aktiviteler kitabın içerisinde olacak. Öğretmenler kopyalayıp kendi ülkelerinde kullanabilecekler. Aynı zamanda online eğitimlerimiz de mevcut. Öğretmenler online olarak eğitim görebilecekler. Bu yüzden bu aktiviteleri kayıt altına alıyoruz. Çalışmalarımızı tüm Avrupa ile paylaşıyoruz diye konuştu.